Kanka biraz önce yerde kolye buldum. Pahalı bir şeye benziyor. Bizim sınıfta herkese sordum. Kimsenin değilmiş. Bizden önce beden eğitimi dersinde birisi düşürmüş olmalı. Kanka bence onu beden hocasına ver. Çünkü başım belaya girebilir sonradan. Kanka beden hocasına vereceğim de beden hocası ortada yok ki. Yine herhalde her zamanki gibi kantinde tost yiyip çay içiyor. Sen de o zaman kantine git, kantinde ver. Şimdi kantine gidersem rahatını bozdum diye atarlanır. En iyisi ders bittiğinde gelir, o zaman veririm. Eyvah kanka, ben kolyeyi cebimde unuttum. Hocaya verecektim ya. Ulan bugün de cuma. Cumartesi pazar araya giriyor şimdi. Ta pazartesi müdüre vereyim o zaman. Kardeşim keşke unutmasaydın ya. Vallahi bu tarz şeyler var ya, çok sakıncalı ya. Yemin ederim hiç sevmiyorum ha. İyilik yapmaya çalışıyorsun ama sonunda çok kötü şeyler olabiliyor. Kardeşim neden kötü bir şey olsun ki? Sonuçta biz iyilik yapıyoruz ya. Allah Allah, insanlık öldü mü? Buyur evladım, ne oldu, neden geldin, bir sorun mu var? Müdür bey, cuma günü ben beden eğitimi dersinde yerde kolye buldum. Kusura bakmayın, cuma günü ben öğretmenimize verecektim ama unutmuşum. Bugün size getirdim. Hasancığım, bulduğun kolye bir kız öğrencinin kolyesi ve de çok değerli bir kolyeymiş. Bugün kız öğrenci babasıyla beraber geldi. Keşke cuma günü verseydin. Keşke müdürüm, ama kusura bakmayın unutmuşum. Ama yine de kolyenin bulunduğuna çok sevineceklerdir herhalde. İnşallah Hasancığım, inşallah. Cevdet Bey, cuma günü öğrencimiz Hasan sizin kızınızın kolyesini buldu. Yalnız cuma günü öğretmene vermeyi unutmuş. Bugün getirdi, bana teslim etti. Çok güzel, ahlaklı bir davranış örneği gösterdi. Peki 2 gündür kolye neredeydi? Bu kolye var ya, çok değerli bir kolye, tamam mı? Bunun bir tane taşıyla neler alınır siz biliyor musunuz? Belki de taşlarını gitti cumartesi pazar kuyumcuda değiştirdi. Ben nereden bileceğim? Bugün gideceğim kuyumcuya. Baba bugün kuyumcuya gidelim. Bunun taşlarını incelettirelim. Eğer ki bir problem varsa var ya, hırsızlıktan seni polise veririm Hasan. Kızım. Nasıl ya, anlamadım. Unutmuşum dedim ya. Cumartesi pazar da sizin kolyenize elini bile sürmedim ben. Yok, güzel ahlak örneği göstermiş de bilmem neymiş de, bakalım inceleteceğiz taşlarını. Güzel ahlak örneği göstermiş mi göstermemiş mi görürüz o zaman. Baba ben derse gidiyorum. Aynen kızım, sen git, daha fazla durma burada, hadi dersine git. Müdür bey, ben Hasan beyle dışarıda 2 dakika konuşabilir miyim? Tabii konuşabilirsiniz. Hasan sen kızımın kusuruna bakma. Biraz hafta sonu ben üzerine gittim. O da tabii ki üzüldü. Onun biraz dışa vurumuydu. Sana kaç para borcumuz? Ben isteseydim kolyeyi cebime atardım. Kimsenin de haberi olmazdı. Ama ben ahlaklı davranarak kolyeyi sahibine teslim ettim. Ama kızınız bu ahlaklı davranışın değerini bilmedi. Cebi zengin fakat ruhu fakir olan insanın hali çok rezil. Çünkü o her şeyin fiyatını bilir, değerini değil. Aynen haklısın. Böyle yetişmesinde baba olarak benim de suçum var herhalde. Ama yine de bunun karşılığında bir özür olarak biraz para vermek isterim size. Kendinizi çok zengin sanıyorsunuz değil mi? Sadece banka hesabınızdaki rakamlara bakarak kendinizi zengin sanıyorsunuz. Ama bir insan paranın satın alamayacağı ahlak gibi, şeref gibi, namus gibi bu tarz şeylere sahip olmadığı sürece zengin değildir. Hasancığım bak, bu olayı fırsata çevirebilirsin. Ben zengin bir insanım ve de sözü geçen bir insanım. Her yerde de elim kolum var. Senin de yakında okulun bitecek. Yani iş bulmanda veya başka bir olayda sana kolaylık sağlayabilirim. Bu teklifi de kolay kolay herkese yapmam. Değerini bil. Sana uzattığım dost elini de havada bırakma bence. Sağ olun Cevdet Bey. Dostluğunuz sizde kalsın. Ben zenginliği olmayan adamı, adamlığı olmayan zengine tercih ederim.